Evet, tüm köylülerime hayırlı akşamlar. Bugün 4 Aralık 2021. Şimdi bu videoyu neden çektiğimi ve niçin köyün grubuna attığımı kısaca açıklamaya çalışayım. Birincisi, geçtiğimiz ay yani 26 Ekim'de annemi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şimdi bununla bağlantılı birkaç şey anlatacağım. Öncelikle Peygamberimizin bizlere emrettiği güzel bir adet köyümüzde yapılıyor. Onun için bu cenaze yemekleri çok uzun uzun ona geniş girmeyeceğim. Çünkü ben bu işin uzmanı değilim. Uzmanları konuşur. Kısaca bir vatandaş olarak ya da küçüklerin abiler olarak, benim büyüklerim de var köyümde beni izleyenler edenler. Bu cenaze yemekleri Peygamberimiz zamanında söylemiş, bilenler biliyor, araştırabilirler. Cenaze evi yemek yapmaz. Ne yazık ki tüm Türkiye'de cenaze evlerinde yemek yapılıp bir şekilde işte gelen misafirlere ayıp olmasın diye yemek veriliyor. Bu doğru bir şey değil. Yaklaşık 2-3 yıl önce köyde ahçı ablalarımız ve bazı abilerimiz, komşularımızın önderliğinde bu adet başlatılmış. Çok güzel olmuş. Öncelikle tüm cenazelerde hiçbir karşılıksız, hiç para almadan gönüllü bütün cenazelerde çalışan ahçılarımız Fatma ablaya, Nurcan'a, Emine ablaya hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle ben kendi cenazemiz için teşekkür ederim. Ondan sonra da bütün köydeki cenazelere bu hassasiyeti gösterdikleri için bu yani nasıl söyleyeyim? Yani bu oluşumda çünkü gerçekten cenazenin ya da ne zaman kimin öleceği bilinmediği için ilk başlattıkları bir miktar bir para toplamışlar köyde kendi aralarında. Sonra biz de yine arkadaşlarla birkaç yıl önce haberimiz olunca bayramda bir toplamıştık. Güzel para toplanmıştı. Tabii o cenaze olduğunda cenaze sahibinin yemek düşünecek bir durumu olmadığı için köyde bu organizeyi yapan ahçılar, işte cenaze sahibinin akrabaları, çünkü öncelikle zaten bu görev cenaze sahibinin akrabalarına, sonra komşularına düşüyor. İşte komşular da bizim bütün köylülerimiz oluyor. Köyde yapılan bu adet çok güzel bir adet. İnşallah hiç devam eder. Ben zaman zaman bununla ilgili de video paylaşmıştım. Yine köye de bizim köylümüz olup da köyde duramayanlar olursa bu tür yardımları ister köyde bir tanıdığınız vasıtasıyla, aşçılardan Fatma abla, Emine abla ya da Nurcan'a ulaştırabilirsiniz. Anneniz, babanız, dayınız vasıtasıyla. Çünkü ne zaman cenaze olacağı belli olmadığı için ellerinde bir miktar para olması gerekiyor ki gidip alsınlar. Ben ayrıca kendi cenazemizle ilgili, tekrar annem cenazesiyle ilgili, yemeğiyle ilgili bizler hiçbir şeye karışmadık, etmedik. Bize hiçbir şey hissettirilmedi. Öncelikle yine aşçılara teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. Akrabalarıma teşekkür ediyorum. Çünkü cenazeden sonra duydum akrabalarımdan, şimdi tek tek isimlerini saymayacağım, tüm akrabalarımdan. Onlar gerekli o yemek grubuna yardımlarını yapmışlar bundan sonraki cenazeler için. Annem için diye de vermişler. Bundan sonraki cenazeler için de vermişler. Ayrıca yine komşularımdan hepsine Allah razı olsun. Bütün komşularımızdan, bütün köylülerimizden teşekkür ediyorum. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de üzerimize düşeni yapıp bundan sonraki cenazeler için katkıda bulunmaya çalıştık. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzatmak istemiyorum. Ama daha önemli bir şey var. Beni tanıyorsunuz yıllardan beri. 1900 herhalde köyde 95'te başlamıştık video çekimlerine, ama benim fotoğrafçılık ve video maceram 90'lı yıllar, 87'li lise yıllarım. Oradan ben ilkokulda başlamıştım. Köyle ilgili onu uzun uzun anlatmayacağım. Belki ilk defa izleyenler için, çünkü bizim köyün grubunda da
beni tanımayan ya da köyümüz dışında akrabalarımızın, arkadaşlarının arkadaşları var. Onlar da izler diye söylüyorum. Facebook'ta sayfam var. Pardon, Facebook'ta kendi sayfam. YouTube'da yine Kadir Gülmez ismiyle sayfam var. Köyümüze ait tüm videolar orada. Eğer izlemek isteyenler olursa, ayrıca yurt dışında olsun, başka yerlerde yaşayan abilerimiz, ablalarımız, küçük kardeşlerimiz hepsi çok teşekkür ediyorlar. Özellikle işte yurt dışında da söyleyenler oluyor. Benim canım sıkıldığında YouTube'a girip ben köyle ilgili videoları izliyorum, zamanım geçiyor diyenler oluyor. Gerçekten ben de şu an İstanbul'dayım. Canım sıkıldığında, köyü özlediğimde ben de videoları açıyorum ve izliyorum. Şimdi esas konumuza gelelim. Konumuz, biz annemizi kaybettik ama birçok köyümüzde köylülerimiz, hani bu videoyu da niye çektim, bu kısmını söyleyeyim. Yani tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Allah razı olsun. Yani videolarla ilgili, paylaşımlarla ilgili bir sürü teşekkürler edenler var. Ama ufak da olsa böyle ayrıntı, bazen bizim artık yaşımız kaç oldu, ünlü olmak gibi derdimiz yok. Ama bu videodaki ayrıntı, annemin hastalığıyla ilgili ayrıntı, belki bir komşum, belki bir kardeşim, belki bir büyüğüm dinler de bir yakınına anlatır, ilaçla ilgili önemi anlatmak için. Bilenler vardır ama bilmeyenler vardır diye insanların başına bir şey gelmeden o konuda ne yazık ki hepimiz cahil oluyoruz. Cahil biraz kaba gibi geliyor ama bu gerçek. Bilmediğim bir konuda insan bilgi sahibi olmuyor ya da eksik oluyor. Annem, biz yaklaşık 2 yıl önce öğrendik, karaciğer rahatsızlığı vardı ve siroz hastasıydı. Biz kendisine hiçbir şekilde söylemedik. Ama karaciğerin ben çok önemli olduğunu sonradan öğrendim. Hani kalbimiz çok önemli, bütün organlarımız çok önemli. Fakat karaciğerde bir araştırırsanız vücuda giren iyi ve kötü her şeyi ayrıştıran organımız. Ve karaciğer öyle bir organ ki bir başkasının ihtiyacı olduğunda iki parçadan oluşuyor. 1,5 kiloymuş ağırlığı. Bir küçük, bir büyük parçadan oluşuyor karaciğerimiz vücudumuzda. Eğer bir yakınınıza ihtiyacı olduğunda karaciğer nakli yaptığınızda o büyük parça hasta olana veriliyormuş. Ve hasta olana entegre edildiğinde, eğer bir sıkıntı olmazsa, ameliyat sonucunda uyum sağladığında hasta olan sağlığına kavuşuyormuş. Benim burada Urfalı bir abim var, Cemil Usta. Onun eşi annesine verdi, annesi sağlığına kavuştu. Biz de annemiz için düşündük ama bunun şöyle bir durum var. 4 yaşından 70 yaşına kadar verilebiliyormuş ve belli rahatsızlıklar olmaması gerekiyor. Yani şeker ya da kalp rahatsızlığı, bir sürü şeyler belli yaş aralığında olması gerekiyor. Ne yazık ki annem son 1,5-2 ayda komşularımız, yakının köylülerimiz bilirler. Son 2 yıldır iyi seyrediyordu hastalığı. Biz devamlı düzenli kontrollerini yapıyorduk, ilaçlarını kullanıyorduk ama son 1,5-2 aydır, tabii bundan önceki 3 ayı söylüyorum, ölümünden önceki 2 ayı, yoğun bir şekilde 10 günde bir rahatsızlanmaya başladı. Biz sorduğumuzda doktorlar süreç böyle gidecek dediler. Yani karaciğer görev yapmadığı için vücudu, bacakları ya da annemin rahatsızlığı olan kişilerde böyle oluyor, şişme oluyor ve mikroplarını idrar yoluyla, normal yolla atamadığı için bacakları şişme yapıyor. Bu da büyük sıkıntı yaratıyor. Bu oran arttıkça daha sonra tansiyonunu yükseltiyor, vücudun dengesini bozuyor, şekerini yükseltiyor. Aynı arabanın hararet yapması gibi. Karaciğer aynı arabaların filtresi gibi vücudumuza giren her şeyi temizliyor. İyi de kötüyü de. Özellikle ilaçlarla ilgili yoğun çalışıyor, ağır yemeklerle ilgili yoğun çalışıyor karaciğer. Ve en son annemin, biz karaciğerinin artık görev yapmadığını öğrendik. Nakil de mümkün değildi. Ama doktorlar bize süreç böyle geçecek. Bundan sonra hastalandığında hastaneye götüreceksiniz. Orada birkaç saat kalıyor, yarım gün kalıyor, bir gün kalıyor, toparlıyor, geri geliyordu. Ama ne yazık ki biz, bu süreç böyle bir ay kadar filan sürdü. Belki 1,5 ay. Daha sonra da Hakk'ın rahmetine biz elimizden geleni yaptık. Allah'ın dediği, Allah'ın dediği oluyor diyecek bir şey yok. Hepimiz bir gün öleceğiz bu ölümlü dünya. Ben burada ayrıntı şunu söyleyeceğim. Bizim başımızdan geçtiği için ve biz de sonradan öğrendiğimiz için. Annem yaklaşık
Benim oğlum Batuhan 1999 doğumlu. 2021 yıldayız. Yaklaşık 22 yıldır ilaç kullanıyor. O zaman şeker hastalığıyla başladı. Karaciğer rahatsızlığı, siroz hastalığı. Birincisi ilaç, çok fazla ilaç kullanımından. İkincisi sigara, üçüncüsü alkolden oluyor. Annemde ne sigara ne alkol vardı. Ama ben genel olarak bundan 3 sene 5 sene önce bile doktorlara diyordum. Ya annemin ilaçları çok, lütfen azaltın. Gerekli olmayanları kullanmasın diye. Ne kadar azaltmamıza rağmen şekerle ilgili ayrı ilacı, kalple ilgili ayrı ilacı, beline platin takıldı ayrı ilacı, tansiyon yoktu ama sonradan belki onunla ilgili de verdiler. Her gittiği doktor, fazla doktor değiştirmemeye çalışıyorduk. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bizim köyde, ben çocukluğumdan biliyorum, benim büyüklerim, benim yaşıtlarım bilir. Bir adet vardı, lütfen yapmayın. Babamın bakkalından biliyorum. Babamın bakkalında bir kutu vardı, eczane gibi. Eczane kadar yoktu ama eczane gibiydi. Her aradığın ilaç vardı. İnsanlar genelde şunu yapıyorlardı. Ya benim başım ağrıyor, kolum ağrıyor. Gündüz tarlada çalıştım. Abicim, ablacığım, yani ağzım böyle alışık olduğu için affedersiniz konuşuyorum. Getir bakkaldan bir ilaç atayım geçsin, oh rahatlayayım. Ya bu çok güzel, yani geçici bir şey ama vücudu için iyi bir şey değil. Bizim aile doktorumuz var İstanbul'da. Yaşça da 60-65 yaşlarında, tecrübeli bir doktor. O hep söylüyor, ilaç taraftarı değil. Mecbur kalırsa ilaç veriyor doktor. Onun için ben sizlerden ricam. Lütfen anne babanızda ilaç varsa mümkün olduğunca az ilaç kullansın. İlaçları bıraksın demiyorum. Ama inanın ki ilaçların fazlası da zarar. Vücuda faydası varken gidin araştırın internette, büyüklere sorun, doktorlara sorun. Hele hele keyfi kesin ilaç kullanmayın. Benim başım ağrıdı. Bakın ben bu yaşa geldim. Tabii ne kadar yaşayacağımızı bilmiyorum. Bana sorsanız 5 kez 51 yaşındayım, ağrı kesici attınız mı deseniz ben atmamışımdır. Belki doktor ilaç verdiğinde kullanıyorum. Hatta bana ilaç doktor 2-3 çeşit verdiğinde onları şunu yapmıyorum. Sabahleyin mi atılacak? 3 tane, 3'ünü aynı anda atma yok. Buna dikkat edenler vardır. Onu bile şunu yapıyorum. Kahvaltıdan sonraysa bir tane atıyorum. Bir 15 dakika bekliyorum bir tane daha. Varsa başka ilacım bir 15 dakika daha bekliyorum. Lütfen bunlara dikkat edin. Özellikle keyfi ilaç kullanımından kaçının. Ben bunun için bu videoyu çekiyorum. Bu konuyu bilenler belki çoktur ama bilmeyenler de vardır. Ne yazık ki sadece ilaç tek başına kurtuluş değildir. Biz bunu annemden gizledik. Allah kimsenin başına vermesin. İnsan en yakınını kaybetmek kolay bir şey değil. Ama çocuklarınız olsun, büyükleriniz, anneleriniz, yakınlarınız, dayınız, amcanız kim varsa ilaç konusunda uyarın. Fazla ilaç kullanmasın. Yani ben çok çok detaya girmek istemiyorum. Bir bayağıca oldu herhalde 12-13 dakika video. Özellikle bunu vurgulamak için ben şey yaptım. İnşallah bu konuda dikkate alınır. Keyfi ilaç atmayın. Yani başka doğal yollar var. Başınız ağrıdığında başka işte alnınızı oğduruyorsunuz ya da başka şeyler var, bir şey içtiniz. Şimdi onların uzmanı olmadığım için ben onlara girmeyeceğim ama birebir bizim başımızdan geçti ve sonradan öğrendiğimiz için ilaç konusunda ben nacizane uyarmak istedim. Bu hem köylülerimize cenaze yemekleri konusunda teşekkür etmek istedim. Akrabalarıma, ben tekrar tekrar aşçılara, akrabalarıma, köylülerime teşekkür ediyorum. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar görüşmek üzere. İstanbul'dan hepinize selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.